Konyaspor Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde şu ana kadar olan süreçte çıktığı 11 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlar topladığı 19 puanla 6. sırada kendisine yer bulmuştu. Anadolu Kartalı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyette 13 puan toplayan ve kendisine 13. sırada yer bulan rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. 29 Ekim Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 14.30'da başlayacak. Konyaspor'la Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılarına İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek. Burak Pekkansa müsabakada 4. hakem olarak görev alacak. Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da tedavi süreci devam eden sağbek Cebrail Karayel'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Konuk Kasımpaşa'daysa sakatlığı devam eden stoper Tarkan Serbest ve maç eksikliği bulunan forvet Fodo Kuita'nın yeşil beyazlara karşı forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör İlhan Palut'la birlikte 4-2-3-1 sistemini benimseyen Konyaspor'un Kasımpaşa maçında da yine bu oyun sistemiyle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesinde İbrahim Sehiç, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Ciler Mesidya, ikili ön libero da Soner Dikmen ve Amir Adzamatoviç, önlerindeki üçlü de Konrad Mihalak, Enri Çekici ve Zümer Bütüçi, forvette ise Mamu Diouf'un görev alması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Can'la birlikte 4-1-4-1 sistemini benimseyen Kasımpaşa'nın Konyaspor'a karşı da yine bir oyun anlayışıyla sahaya çıkması bekleniyor. İstanbul ekibinin kalesinde Ertuğrul Taşkıran, savunma dörtlüsünde Florent, Jeffrey Bruma, Sadık Çiftpınar ve Morata, tekli ön libero'da Michael Tırpancı, önündeki dörtlüde Mamadou Fall, Haris Hayredinovic, Valentin ve Celina, forvette ise Stepan Boka'nın görev alması bekleniyor. Konyaspor Kasımpaşa ile Süper Lig nezdinde 23. randevusuna çıkacak. İki takım arasında arda kalan 22 maçlık serüvende Konyaspor 9, Kasımpaşa ise 5 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor bu süreçte rakibine karşı 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 31 gol gördü. Anadolu Kartalı Süper Lig nezdinde Kasımpaşa'yı 12. kez ağırlayacak. İki takım arasında arda kalan 11 maçlık süreçte Konyaspor 7, Kasımpaşa ise 1 galibiyet elde etti. 3 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor'la Kasımpaşa arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde düdük çalacak Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan, her iki takımın da daha önce birçok kez maçlarını yönetti. Konyaspor Karaoğlan nezaretinde 4 maça çıkarken bunlardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeşil Beyazlar Karaoğlan'ın elinden 7 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Kasımpaşa ise Atilla Karaoğlan nezaretinde 7 maça çıkarken bunlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi Karaoğlan'ın elinden 19 kez sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü. Konyaspor Kasımpaşa ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. Yeşil Beyazlar bahsi konu süreçte 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Anadolu Kartalı rakibine karşı son mağlubiyetini 4 yıl 11 ay 3 gün yani 1798 gün önce 2017-2018 sezonunda 2-1'lik skorla almıştı. Kasımpaşa Konya'da kazanamıyor. İstanbul ekibi Süper Lig nezdinde Konyaspor'a konuk olduğu son 9 Süper Lig maçında 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kasımpaşa bu rekabet tarihinde Konya'da oynanan 11 maçın sadece birinde kalesini gole kapattı. Konyaspor teknik direktörü İlhan Polut Kasımpaşa'ya karşı kazanamıyor. Yeşil Beyazların başarılı teknik direktörü Süper Lig kariyerinde sadece Kasımpaşa ve Trabzonspor'a karşı galip gelemedi. Polut Kasımpaşa'ya karşı 5 maçta 4 beraberlik 1 mağlubiyet alırken Trabzonspor'a karşı da 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.